Yani Ramazan dediğimizde tamam ben orucumu tuttum, zekatımı da verdim. Tamam yapmam gereken her şeyi yaptım şeklinde aslında. Çok öyle anlatıldığı gibi bir şey değil. Nasıl değerlendirelim? Vücut içinde kalp gibidir diyor mübarekler. Yani Ramazan bütün ayların içinde kalp makamı ve peygamber makamı demek. Zaten zekat verme ayı Ramazan. Ne demek zekat? Şimdi krize giriyoruz tabii çünkü oruç tutacağız, yemekte az yiyeceğiz, biraz sinirleneceğiz falan gibi bir durum söz konusu. Halbuki çok büyük bir fırsat aslında kendimizi geliştirme açısından. Acı, daha sonraki acıların engellemesini sağlayan özelliktir. Fakat bu ayın benim için çok özel bir şeyi var. Bir gecesi idrak gecesidir. Ekin Olcay'ta YouTube kanalından herkese merhaba ve hayırlı Ramazanlar diyelim ve bu güzel serimizi artık bugün başlatalım. Daha önce anonsunu yapmıştık. Çok değerli iki konuğumla, mutasavvıf Cemal Nur Sargut hocamızla ve değerli yazar canım arkadaşım Kerim Güç'le çok keyifli bir Ramazan geçireceğiz. İnşallah hoş geldiniz değerli hoş hocam. Canım. Hoş geldin Kerimciğim. Herkese hayırlı Ramazanlar diyelim. Çok. Evet. Ve başlayalım. Hayırlı oruçlar. İnşallah. Evet. Şimdi Ramazan kelimesinin anlamıyla başlamak istiyorum hocam. Tabii ki Ramazan Allah'ın bir ismidir. Fakat harfleri üzerinde durmuşlar mutasavvıflar. Müsaade ederseniz. Lütfen ne demek? Bir oruçla ilgili acizane kitap yazmak nasip olmuştu. Beş harften ibarettir. Buradaki Ra Allah'ın rızasıdır. Yani oruç tutana ben Allah razı demektir. Mim Allah razı ama aynı zamanda seviyor onu demektir. Yani aslında bir insanın oruç tutmasına müsaade etmesi Allah'ın hem ondan razı olduğunu hem de onu sevdiğini gösterir. Mim sevgisi. Dat Allah kuluna kefildir. Yani onun oruç tutmasında ona kolaylık sağlar. Ona kefil olur. Elif Allah'ın kuluna çok yaklaştığını gösterir. Ay ne kadar hem güzel. Kuluna kefil olur, hem onu sever, hem ondan razıdır, hem de ona yakin olur. Çok yaklaşır. Ve nun üzerine nurunu saçar, bu o insan görünür hale geçer. Kün olur, aşikar olur. Onun için Ramazan Allah'ın adıdır ve Allah'ın ayıdır. Onun için Peygamber Efendimiz hiçbir zaman Ramazan dememişler. Ramazan ayı demişler. Çünkü Allah'ın adını tek başına anmak istememişler. Onun Allah'ın ayı olduğunu belirtmişler. Bu yüzden bu ay çok kıymetli. Vücut içinde kalp gibidir diyor mübarekler. Yani kalp peygamber makamıdır. Vücuttaki kalp. Yere göğe sığmayan Allah-u Azimüşşan o kalpte tecelli etti. Orası peygamber makamıdır. Yani Ramazan bütün ayların içinde kalp makamı ve peygamber makamı demektir. Onun için çok kutsal bir aydayız. Ve insan bu ayın içinde her şeyi hatırlıyor. Nedense ibadetini o ayda arttırıyor. Hadi keşke onu diğer 11 aya dayansak. Fakat o ay daha zevkli oluyor ibadet. Tabii eğer öfkelenmiyorsa, sinirlenmiyorsa, açım diye kimseye saldırmıyorsa, o zaman o ayda insanlar hemen kime faydalı olsam diye düşünüyor. Halbuki bir kulun sabah gözünü açtığı anda ilk düşünmesi gereken ben kime hizmet edebilirim olmalı. Ama Ramazan'da bunu daha kuvvetli hissediyor. Zaten zekat verme ayı Ramazan. Ne demek zekat? Her şeyin bir zekatı vardır kızım. Mesela şu evin zekatı sohbet etmemiz, manevi sohbet. Misafir ağırlamak, evin zekatı. Evladın zekatı yetime hizmet etmek. Mutlaka bir yetimle meşgul olacaksın ki evladının zekatını veresin. Bilginin zekatı onu anlatmak. Aşkın zekatı Allah aşkını yaymak. İbadette o aşkı göstermek. Dolayısıyla her şeyin zekatı var. Sadece para birinin değil paranın. Ayrıca
sadece 1/40 zekat diyoruz ama her paranın ayrıca fakir üstüne bir zekat vermesi gerekir. Her kuruşumuz için. Dolayısıyla şunu hatırlayalım ki fakirin avucuna düşen para bir hadis bu. O avuca düşmeden Allah'ın avucuna düşermiş. Ay ne kadar güzel. Ay çok güzel. Yani onun için verdiğimiz her şey bize lütuf. İnfak deniyor işte. Neyimizi verirsek her şeyimizi verelim. Bir gün şikayet etmişlerdi hocamın oğluna beni. Çok zayıfladı hoca diye. Dedi ki mum erimezse dibine ışık vermez dedi. Ne kadar hoşuma gitmişti ki beni savunması Allah razı olsun. Yani her şeyimizden Allah için verebilmek lazım. Kerim'in dediği gibi demin yani başka konularda yani kafamızın aşırı düşkün olduğumuz her şeyden vermek lazım. Onlar zekat oluyor işte. Evlat sevgisinden yetime hizmet. İşte aşırı anne baba düşkünü isek anne babaya hizmet çok önemli zaten. Orada akıl almaz bir mükemmellik var. Dolayısıyla Ramazan çok kıymetli bir ay. Bir de düşünebiliyor musun? Beraber savun. Birlik var ya dünyanın en güzel işi. Bölünmek de en kötü işi. Çünkü şeytan yalnız olana gelirmiş. İki kişi bir aradaysa asla gelmezmiş. O halde birlik insanı şeytandan uzak tutan bir şey. Çok önemli gerçekten. Çok önemli. Evet. Yani Ramazan dediğimizde tamam ben orucumu tuttum, zekatımı da verdim. Tamam yapmam gereken her şeyi yaptım şeklinde aslında. Çok öyle anlatıldığı gibi bir şey değil. Nasıl değerlendirelim? Şimdi belki de bizim yapmış olduğumuz en büyük hatalardan biri de hayatımızda işte ahlak, din gibi konuları mesela iki ayrı bölüme ayırıyoruz. Gün ben hep onu şey gibi anlatırım. Bir şalter var. Şalteri indiriyoruz, hayatımıza geçiyoruz. İşte orada çeşitli ahlaki değerlerimizi alt seviyede tutup iş hayatımızda veya işte günlük hayatımızda değerlendirip akşam eve girdiğimizde şalteri tekrardan açıp ahlak şalterini bu sefer de işte ibadetlerle, şunlarla bunlarla vakit geçiriyoruz. Bu ikisini bir arada nedense topluyoruz. Ramazan da aynı özelliğe sahip oluyor. Çünkü biz sanki Ramazan tek bir ay hani orada yapalım biraz evvel annemin dediği gibi şalter çıktı. Hadi şeye girdik bir anda maneviyata girdik. Bir ay boyunca öyle olacağız. Ondan sonra da zaten bitince bayram başlayacak. Bitince eşyalı. Hatta kelime olarak bile bayramda mesela yabancılarda holiday diye bir kavram var. Kutsal gün. Holiday gün işte İngilizceden bak döndürdüğün zaman kutsal gün demek. Ama ben Amerika'da yaşadım 12 sene ki holiday'in manası tatildir. Çünkü yani bariz işte bizde de aynı şeye döndü. Aynı bayram, şeye döndü. Eski bayramlar bayram demek yok eşittir tatil demek. Halbuki bunları normal hayatımızın içerisine yedirmek 12 işte o 12 ayı o bir ayı 12 aya yedirmek lazım. Ama dediği gibi annemin bu çok önemli bir fırsat yaratıyor aynı zamanda. Gene yabancı kelime Çince'de kriz kelimesi aynı zamanda fırsat demek. Şimdi krize giriyoruz tabii çünkü oruç tutacağız, yemekte az yiyeceğiz, biraz sinirleneceğiz falan gibi bir durum söz konusu. Halbuki çok büyük bir fırsat aslında kendimizi geliştirme açısından. Geçen sohbetlerimizde hep söyledik, ön beynin gelişmesi çok önemli. Ön beyin için, o ön beyni geliştirebilmek için önemli şey, işte no pain no gain dedikleri acı olmadan kazanç yok. Aslında ben acıyı şu şekilde değerlendiriyorum. Acı daha sonraki acıların engellemesini sağlayan özelliktir. Yani acı daha sonra çekeceğin acıların engellenmesini sağlar. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar geliştirebilirsek o acı üzerinden ki yemek yemeyi erteleyebilmek, su içmeyi erteleyebilmek, küfretmeyi ertelemek değil de tamamen hayatımızdan çıkarmak gibi konuları oruç içerisinde değerlendiriyoruz. Ve o dönem içerisinde bunları yapmamayı başardığımız zaman aslında bunu daha uzun bir sürece de götürebileceğimizi anlıyoruz. Dolayısıyla evet bir fırsattır ama aynı zamanda bunu bütün hayata yaymamız gerekiyor. Yani sadece oruçta olduğumuz o 18 saat, 16 saat neyse bizde işte 15 saatlik bir dönem değil. Aynı zamanda bu bütün yıl boyunca bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet aç kalmaya alışırsak her şey çok kolay. Fakat ne kadar enteresandır, sigara müptelaları mesela oruçlu oldukları zaman hiç sigarayı özlemezler. Mesela biz sabah kalktığımızda acaba bugün kahvaltıda ne yiyeceğiz diye kalkarız. Oruçluyken aklımıza bile gelmez.
Demek ki her şey şurada bitiyor kızım. Kesinlikle. Her şey şurada bitiyor. Nasıl programlıyorsan öyle. Fakat bu ayın benim için çok özel bir şeyi var. Hadis-i şerif diyor ki, gecenin son üçte birinde Allah o bölgeye gelir ve benim kulum nasıl der. Ve kulunun her istediğini yerine getirir. Gecenin son üçte birinde. Bu aslında tam sabah namazı saati. Yani demek ki sen sabah namazına doğru dürüst kalkıyorsan Allah sana ne istiyorsun kulum diyor. En yakın olduğu saat. Şimdi gece manevi manada sıkıntı demektir. Hatta dünya demektir. Üç ayları düşün. Recep Allah'ın ayı, Şaban peygamberin, Ramazan kulun ayı. Kulun en sıkıntılı olduğu zaman Ramazan ayı. Dolayısıyla o ayın, düşün, en sıkıntılı ayın son üçte birine bak. Son on günü değil mi? Kur'an iniyor. Kur'an iniyor. Kur'an iniyor. Yani sen doğru mücadele edersen nefsinle bu üç ayda, Allah'ın ayında ekersen, peygamberin ayında biçersen, o Ramazan'da artık nefsinle mücadele toplamaya başlıyor. Topluyorsun, topluyorsun ve idrak iniyor. Yani Kur'an'ın manası o sıkıntıların müjdesi olarak sana iniyor. Ay ne kadar güzel. Onun için Kadir Gecesi çok önemli bir gece. Kadir Gecesi. Son üçte birinde. Hangisinde olduğu belli değil. Ama son üçte birinde. Hepsini Kadir Gecesi gibi yaşamak gerekiyor, evet, aslında o dönemde. Kadir Gecesi idrak gecesi demek. Allah'ın kadrini bildiğimiz gece demek. Bunun için de nefisle mücadele zirveye çıkmalı. Onun için Ramazan çok önemli. Çünkü bütün sevdiklerinden mahrum kalarak Allah'ın samet sıfatını giyiniyorsun. Samet sıfatı ihtiyaçsızlık sıfatıdır. Hmm. Onu giyiniyorsun. Yani hiçbir ihtiyacın kalmıyor bütün gün boyunca. Dolayısıyla bunu yaşarsan bütün organlarınla, gözünle filan, yani bir oruç tutarsan sadece ağzınla değil, o zaman yani trafikte böyle ben oruçluyum, ben sinirliyim diye böyle bir minik terörler saçanları görüyoruz. İşte aslında, evet, hani ya orucu bozmak gibi bir şey değil mi bu? Yani ha yemek yemişsin, ha onu yapmışsın aslında. Asıl onunla bozuluyor oruç. Yani birine kızdığın, sinirlendiğin, öfkelendiğin zaman hiçbir kıymeti kalmıyor. Dedikodu ettiğin zaman. İşte bütün bunları yapıyorsan bayram bayram zaten. Yoksa bayram değil. Onun için Kadir Gecesi'nin manasına inmesi lazım ki Kur'an vücudumuza bayramı idrak edelim. Zaten bu Ramazan serimizde Kadir Gecesi'ni de ayrıca bir program, evet, olarak konuşmak istiyorum. Çok gerçekten önemli. Çok değerli ve çok derin. Kerimciğim, evet, eklemek istediğin bir şey var mı bugünün? Çok güzel anlattı Ramazan'ın hakikatini ama biraz evvel de dediği gibi annemin ve benim de söylediğim gibi Ramazan'ı bütün yıl yaşamanın gerektiğine inananlardanım ben. Kesinlikle. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir sonraki bölümümüzde tekrar buluşacağız inşallah. Şimdilik noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.